Değerli hocalarım merhabalar. Türk tarihine bir giriş yaptık arkadaşlar. Şimdi İslamiyet öncesi Türk devletlerimiz ile devam ediyoruz. İskitler, Asya Hun Devleti, Göktürkler ve Uygurlardan bahsedeceğiz bu dersimizde. Değerli hocam şimdi İskitler ile başlayalım. Diğer ismi Sakalar arkadaşlar. Sakalar olarak da duyabilirsiniz, karşınıza çıkabilir, önemli. Sayın hocam İskitler tarihte bilinen ilk teşkilatlı Türk topluluğudur arkadaşlar. Sayın hocam bazı akademik kaynaklarda İskitlerin bir devlet teşkilatı yapısına sahip olduğu, hatta bir devlet olarak kabul edilen akademik kaynaklarında olduğunu unutmayalım sayın hocam. Ama biz topluluk olarak burada ÖSYM'nin aldığı mantıkla bahsedeceğiz değerli hocam. Sayın hocam atı evcilleştiren ilk Türk topluluğudur. Lütfen dikkat edelim. Maden işlemedeki başarılarından dolayı Bozkır'ın kuyumcuları olarak da bilinirler arkadaşlar. Bu şekilde isimlendirilmişlerdir. Alper Tunga, değerli arkadaşlar, önemli bir hükümdarı ve Afrasyap olarak da Firdevsi'nin Şehname adlı eserinde Afrasyap olarak da geçmektedir ki bir ÖSYM cümlesidir. ÖSYM'nin en orijinal sorularından bir tanesidir değerli hocam. Peki yine şu destanı İskitlere ait arkadaşlar şu adlı hükümdar ile Büyük İskender'in mücadelesini anlatan destandır. Lütfen dikkat ediniz arkadaşlar. Balbal adı verilen heykelciklerin ilk örneğini kim verdi arkadaşlar? İskitler. Değerli hocam bu balbal dediğimiz şey şu. Kurganların başına, yani mezarların başına arkadaşlar kişinin ömrü boyunca öldürdüğü düşman sayısınca başına dikilen heykelciklere balbal adı veriliyor. Ve bunların ilk örneklerine biz İskitler'de rastlamaktayız hocam. Hayvan üslubunu kullandılar değerli arkadaşlar. Hatta hayvan üslubunun, yani sanatta kullanılan hayvan üslubunun da temelini İskitler atmıştır arkadaşlar. Gök tanrı inancı vardır arkadaşlar. Ama sayın hocam lütfen dikkat ediniz. Ölülerini mumyalama teknikleri ile gömmüşlerdir ki arkadaşlar bu da ahiret inancının olduğunu gösterir. Ve arkadaşlar atalarının kutsal olduğuna inanılan atalar kültü inancının arkadaşlar ilk kez İskitler'de görüldüğünü biliniz arkadaşlar. Ve gelelim Tomris Hatun'a. Biliyorsunuz melike komutan anlamına da gelir arkadaşlar. Ve Tomris Hatun ilk kadın hükümdardır. Ölen eşinin yerine devleti ne yapmıştır arkadaşlar? İdare etmiştir. Ve tekerleği kullanan ilk Türk topluluğudur. Bunu da unutmayalım arkadaşlar. Peki değerli hocam. Gelelim Asya Hun Devleti'ne. Milattan önce 220 ve milattan sonra 216 yıllar arasında hüküm süren değerli hocam, tarihte kurulmuş olan ilk Türk devleti, Orta Asya'da kurulmuş olan ilk Türk devleti, ilk teşkilatlı Türk devleti, hangisini kullanırsanız, hatta Orta Asya'nın da değerli arkadaşlar, Orta Asya tarihinin de ilk Türk, özür dilerim, ilk teşkilatlı devletlerinden biridir. Hun kelimesi değerli arkadaşlar, halk anlamına gelir ki, Hun kelimesi ilk kez Kuzey Şansi Antlaşması'nda geçmektedir. Bilelim arkadaşlar. Merkez neresi hocam? Ötüken. Avrupa Hun Devleti'ne, 1. Göktürk, 2. Göktürk, Uygurlara ve Kırgızlara merkezlik eden kutsal vatan olarak adlandırılan şehir neresi arkadaşlar? Ötüken. Lütfen dikkat ediniz. Orta Asya'da kurulan İlk Türk devleti dedik değerli arkadaşlar. Bilinen ilk hükümdarı kimdir? Teoman. Yani arkadaşlar eski ismiyle Tuman olarak da karşınıza çıkabilir. Sayın hocam, Tuman Çin ile mücadele etmiş, Çin'e akınlar düzenlemiş ve bu dönemde arkadaşlar Çin Seddi inşa edilmiştir. Tamam mı? Hayır hocam. Büyük bir kısmı zaten önceden belli aralıklarla arkadaşlar inşa edilmiş kalelerden oluşuyordu. Ancak büyük kısmı değerli arkadaşlar Çin
hükümdarı Shi Huang Ti döneminde inşa edilmiştir. Ve arkadaşlar daha sonra Teoman'ın yerine Metahan geçti. 1. Değerli hocam, Yüeçilerle mücadele edildi. Çin baskı altına alındı arkadaşlar. Hatta Çin vergiye bağlandı. Ancak Metehan Türklerin Çin'e yerleşmesini engelledi. Neden hocam? Asimile olmasınlar diye. Değerli hocam, devletin en parlak dönemidir Metehan dönemi. Bu dönemde ikili yönetimin temeli atıldı arkadaşlar. İkili yönetim teşkilatının temeli atıldı. Düzenli ordu kuruldu. Tarihte ilk kez arkadaşlar, Türk tarihinde düzenli ordu ilk kez kuruldu ve onlu sistem kuruldu arkadaşlar. Ordu onlu sisteme göre teşkilatlandı. Değerli hocam, Metehan'ın tahta çıkışı M.Ö. 209 yılı Türk Kara Kuvvetleri'nin kuruluşu olarak kabul edilmektedir. Neden değerli hocam? Çünkü düzenli ordunun temelini attığı için. Değerli arkadaşlar, aynı zamanda Metehan döneminde en geniş sınırlarına ulaşılmıştır. Ve şunu da unutmuyoruz arkadaşlar. Şuraya yazıyorum. Türk Devlet Teşkilatı'nın temelini atan kimdir arkadaşlar? Metehan'dır. Çok önemlidir. Hohanye, Kiok, Çiçi yine değerli arkadaşlar Hun hükümdarlarındandır. Çiçi döneminde Türk tarihinde ilk kez kale inşa ettirilmiştir arkadaşlar. Hohanye döneminde devlet doğu ve batı olarak ikiye ayrıldı. Daha sonra arkadaşlar Doğu Hunları kuzey ve güney olmak üzere ikiye ayrıldı. İşte ardından değerli arkadaşlar Hun kabileleri Balamir önderliğinde nereye göç edecek arkadaşlar? Avrupa'ya göç edecekler. Kavimler göçü meydana gelecek arkadaşlar. Ve kavimler göçü sonucunda Avrupa'da kurulmuş olan ilk Türk devleti Avrupa Hun devleti kurulmuş olacak değerli hocam. Peki, Kuzey Şanzi Antlaşması Hunlar ile Çin arasında imzalanmış olan bir antlaşma değerli arkadaşlar. Bu antlaşma aynı zamanda Orta Asya tarihinin de ilk yazılı antlaşmasıdır. Değerli hocam, yine Türkler ile Çinler arasında ilk serbest ticaret pazarı Hun ile Çinler arasında değerli arkadaşlar kurulmuştur. Lütfen dikkat edelim. Hocam, Asya Hun, 1. Göktürk, 2. Göktürk, Kırgızlar, Avrupa Hun ve Uygurlar çok önemli devletlerdir. ÖSYM'nin vazgeçmediği konulardır hocam. 1. Göktürk Devleti. Değerli hocam, Orta Asya'da kurulmuş olan, Türk boylarını ikinci bir kez bir araya getiren devletimiz hangisi arkadaşlar? Göktürkler. Ve Orta Asya'da arkadaşlar en geniş alana yayılmış olan da devlet hangisidir? Göktürklerdir arkadaşlar. Türk adını ilk kez devlet adı olarak kullandılar. Değerli hocam, buna siyasi bir kimlik kazandırdılar. Türk adına siyasi bir kimlik kazandırmışlardır. Kurucusu kim arkadaşlar? Bumin Kağan. Merkez neresi? Ötüken. Değerli arkadaşlar, Mukan Kağan dönemi devletin en parlak dönemidir. İpek yolu ticareti için değerli arkadaşlar Sasaniler ile Bizans ile ne yapmışlardır arkadaşlar? İşbirliği yapmışlardır. Sasaniler ile birleşip Akunlara, ardından değerli arkadaşlar Bizans ile birleşip Sasanilere karşı İpek yolu için mücadele etmişlerdir. Ardından doğu ve batı olmak üzere ikiye ayrıldılar arkadaşlar. Yalnız bu dönemde bir esaret dönemi başlayacak arkadaşlar. 630 ile 680 yılları arasında esaret yılları dediğiniz değerli arkadaşlar Türk tarihinin tek esaret yılı 630 ile 680 yılları arasındadır ki arkadaşlar 639 yılında
Kürşat ayaklanması gerçekleşecek. Hocam bu ayaklanma Türk tarihinin ilk bağımsızlık ayaklanmasıdır. Çin sarayı basılacak ancak arkadaşlar başarılı olunamayacak. Peki değerli hocam, ikinci Göktürk veya Kutluk Devleti olarak da bilinir. Adını değerli arkadaşlar Kutluk Kağan'dan alır ki Kutluk Kağan İlteriş ünvanını kullanmıştır. Bu ne anlama gelir? Derleyen ve toparlayan anlamına gelmektedir. Değerli arkadaşlar yine devletin merkezi neresi? Ötüken. Kutluk Kağan döneminde vezir kim oldu? Tonyukuk. Değerli hocam, Türk tarihinin en önemli simalarından bir tanesidir Tonyukuk. Devletin en parlak dönemi Bilge Kağan dönemidir arkadaşlar. Budistleşme isteği ne kapıldı Bilge Kağan? Mesela Tapu Kağan da arkadaşlar Budizmi benimsemek istemiştir. Sayın hocam, bu istek kurultay tarafından da reddedilmiştir. Değerli hocam. Peki. Sayın hocam, Kültigin döneminde devlet gayet iyi durumdayken Uygurlar, Karluklar ve Basmin Türkleri birleştiler ve Göktürklere son verdiler arkadaşlar. Peki değerli hocam. Göktürkler kurulurken kime son verdiler? Avar Hakanlığına. Avarlar ne yaptı hocam? Batıya göç etti. Bayan Han önderliğinde Avrupa'da bir devlet kuracaklar. Peki Göktürklere son veren kimler arkadaşlar? Uygur, Karluk ve Basmin Türkleri. Değerli hocam, 2. Göktürk Devleti'nin çok önemli bir özelliği var. Orhun kitabeleri ve Orhun alfabesi. Türk tarihinin ilk milli alfabesi Orhun alfabesidir arkadaşlar. Lütfen dikkat ediniz. Ve Türk tarihinin ilk yazılı kaynakları. Değerli hocam, Orhun kitabeleridir. Unutmayalım. Değerli arkadaşlar, şimdi lütfen dikkat ediniz. Posta Teşkilatı. İlk Türk devletleri içerisinde posta teşkilatını ilk kez kuran kimdir arkadaşlar? Göktürkler. Değerli hocam, Ergenekon ve Bozkurt destanları kime aittir? Göktürklere. Şimdi ne dedik arkadaşlar? Alper Tunga ve şu destanları İskitlere, Oğuz Kağan destanı Asyahun devletine, Ergenekon ve Bozkurt destanları yine kime ait arkadaşlar? Göktürklere ait destanlardır. Peki, gelelim arkadaşlar Göktürkler ve Bizans arasındaki ilişkiye. Siyasi ilişkiler kurmuşlardır özellikle İpek Yolu için. Değerli hocam, Göktürkler Maniak adlı elçiyi, Bizans ise Zemerkos adlı elçiyi Göktürklere göndermişlerdir değerli hocam. Göktürklerin en önemli özellikleri bunlardır hocam. Gelelim ÖSYM'nin en çok sevdiği Türk devletlerinden biri olan 744 ve 840 yılları arasında hüküm sürmüş olan Uygurlar Devleti. Kutluk Bilge Kül Kağan. Kim arkadaşlar bu? Kurucusu. Uygurların kurucu boyu Yaylakar olarak da bilinir. Uygur kelimesi Çin kaynaklarında hücum eden, hızlı hücum eden anlamına gelir. Arkadaşlar devletin ilk merkezi Ötüken, daha sonradan Balasagun'a ne yapmışlardır arkadaşlar? Veya Karabalgasun gibi devletin merkezini buraya taşımışlardır. Moyen-Çor dönemi değerli arkadaşlar önemli bir gelişme. 751 yılında Talas Savaşı meydana geldiği sırada, ki Talas Savaşı Çinliler ile Müslüman Araplar arasında meydana gelmiştir. Değerli hocam, bu sırada Uygurların başında kim vardı? Moyen-Çor vardı arkadaşlar. Bögü Kağan döneminde Manihaizm benimsendi arkadaşlar. İşte bu noktaya bir dikkat edelim. Değerli hocam, Türk tarihinde, Türk devlet tarihinde din değiştiren ilk Türk devleti hangisidir arkadaşlar? Uygurlardır. Manihizmi kabul etmişlerdir Bögü Kağan döneminde. Değerli hocam, lütfen
Manihizmin etkileri çok olacak Uygurlara. Bundan bahsedeceğiz. Hükümdarlarına Ay Tengiri ünvanına vermişlerdir. Bu da çıkmış bir ÖSYM cümlesi. Peki arkadaşlar, Uygurlara kim son verdi? Kırgızlar son verdi. Kırgızlar Uygurlara son verdikten sonra değerli arkadaşlar, Sarı yani Kansu ve Turfan Uygurları olmak üzere ikiye ayrıldılar. Ve arkadaşlar günümüzde bu Turfan Uygurları Doğu Türkistan bölgesinde yaşamaktadırlar. Aynı zamanda özerk bir bölgedir arkadaşlar. Son zamanlarda gündemde olan bir konudur. Peki arkadaşlar, Türk tarihinin ikinci alfabesi olan Uygur alfabesi ne yaptılar? Oluşturdular. Yerleşik hayata geçen ilk Türk devletidir arkadaşlar. Neden? Manihizmin etkisi. Manihizm ne gerektirir hocam? Mabet. Bu yüzden arkadaşlar manihizmin etkisini unutmayacaksınız. Yerleşik hayat demek değerli hocam tarım demek, mimari demek. Ne demek hocam? Kültür demek, şehir demek. Yani hocam adam akıllı tarım Uygurlarla başlamıştır. Mimari eserler, şehirler veren kimlerdir arkadaşlar? Uygurlardır, unutmuyoruz. Yazılı hukuk kurallarını ilk kez oluşturdular arkadaşlar. Hatta şöyle söyleyeyim, töreyi yazılı hale getirmişlerdir. Kağıt ve matbaayı, hareketli harf sisteminden bahsediyoruz arkadaşlar. Divit ve kalemi ilk kez kullanan, değerli hocam ilk kez kullanan, mekansal olarak kütüphane kuran kim arkadaşlar ilk kez? Uygurlardır. Değerli hocam minyatür sanatının da temelini atmışlardır. Ve Türk tarihinde ilk vakıflar kimde görülür arkadaşlar? Uygurlarda görülür ve Moğolları en çok etkileyen devlettir. Uygurlardır. Kim arkadaşlar? Uygurlar. Hocam ÖSYM'nin en çok sevdiği noktalardan bir tanesi Uygurlar. Çok detaylı bilmenizde büyük fayda vardır arkadaşlar. Yeni müfredatta da Uygurlara çok yer verilmiştir hocam. Peki değerli arkadaşlar, İskitler, Asya Hun, Göktürkler ve Uygurları bitirdik. Avrupa Hun ile devam edeceğim. Ardından arkadaşlar diğer Türk toplulukları ve devletleri ile bitireceğim inşallah. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.